Merhaba ben Kader Ali. Kanalımda kültür ve tarih içerikli videolar yapıyorum. Bu videoda tarihi eser ya da tarihi olaydan ziyade günlük hayatta sıkça kullandığımız enteresan bir kelimenin tarihinden bahsedeceğim. Hazırsanız hadi videoya geçelim. Bir önceki kedi videosunu hazırlarken Instagram'dan bir mesaj aldım. Mesajı aynen şuraya koyuyorum. Onur Alp kardeşimiz diyor ki taburcu kelimesi nereden geliyor? Eve gidebilir değil de neden taburcu olmak kelimesi kullanılıyor? Tarihi nedir bu kelimenin? Bu soru sizin de hiç aklınıza gelmiş miydi? Özellikle yabancı film ve dizilerin hastane sahnelerinde hasta gidebilir, gidebilirsiniz gibi cümleler kullanan doktorlar ülkemizde neden taburcu olabilirsiniz diyor. There you go. Thank you. take Arkadaşlar bu sorunun cevabı için öncelikle 1915-1923 arasında ülkemizin içinde bulunduğu savaş yıllarına gitmemiz gerekiyor. Osmanlıca sözcüklerde taburcu kelimesi bulunmuyor. Yani kelime eski Türkçe değil. Bu yüzden diyebiliriz ki kelimenin en erken kullanımı 1915 ile 1923 yılları arasında olmuş. Bildiğiniz gibi ülkemiz o yıllarda Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı içindeydi. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti, Kurtuluş Savaşı'nda ise Ankara Hükümeti eli silah tutan her genci askere çağırmıştı. Bu çağrı sonrasında Galatasaray Lisesi gibi birçok lise öğrencilerini askere gönderirken kamu kuruluşlarında neredeyse hepsi askeriye teslim edilmişti. Sadece lise birinci sınıftayken okulu bırakıp Çanakkale'ye savaşa giden tıbbi elinin sayısı kayıtlarda geçen sayılara göre 2500'dür. Üstelik tıbbiyeli olmayan ve savaşa giden binlerce öğrenci vardı. Burada özellikle tıbbiyeli öğrencilerinin sayısını vermemiz sebebi bu kelimenin tıbbiyelilerden çıkmış olması. Ayrıntıya girdiğimizde medrese öğrencilerinden hukuk öğrencilerine kadar binlerce öğrenci cephede kahramanca savaşmıştır. O yıllarda postaneler askeri yazışmaları sağlıyor, okullar ise hastanelere çevriliyordu. Sizlere işte tam da bu konuya değinen 1903 doğumlu Çanakkale Sultanisi yani Çanakkale Lisesi 1. sınıf öğrencisi Seyfullah'ın annesine yazdığı mektup okumak istiyorum. Mektup tam olarak savaş patlak vermeden bir ay önce yazılmış. Yani 1914'ün sonlarında. Sevgili anneciğim, canımıza tak diyen 2 yıllık gurbet hayatından artık kurtuluyoruz. Sana ve aileme kavuşacağım için seviniyorum. Mektebimizi alıyorlar. Hastane olacakmış. Bizi de İstanbul'a mekteplere dağıtacaklarmış. Hocalarımızın çoğu da askerlik hizmetine gidiyorlar. Büyük sınıflarda gönüllü yazılacakmış. Bugün Türkçe hocamız sınıfa geldi ama çok kalmadı. Bize veda etti. Bize zamanı gelince cephede yapılacak vatan hizmetinin mektepte yapılan hizmetten daha kutsal olduğunu söyledi. Birkaç günden beri Çanakkale sokaklarından askerler geçiyor. Çanakkale içinde Aynalı Çarşı, Ana Ben Gidiyorum düşmana karşı şarkısını söylüyorlar. At üstünde zabitler, top arabaları, mekkare ve deve kervanları sokağımızı doldurdu. Harp olacakmış. İngiliz ve Fransız harp filoları boğazın dışında dolaşıyormuş. Buraları bombardıman edeceklermiş. Bu bombardımanı görmek isterdim. Ama yakın zamanda Çanakkale'den ayrılacağız. Ama size kavuşacağım ben. Bey babamın sizin ellerinizden öper, kardeşime selam ederim. Oğlunuz Seyfullah. Liseli Seyfullah Çanakkale'den ayrıldı mı bilmiyorum ama onun gibi binlerce Seyfullah Çanakkale'ye koşarak geldiler. İşte kelimemizin kökeni de Seyfullah'ın mektupta bahsettiği okulların hastane olmasına dayanıyor. Cephede kahramanca savaşıp yaralanan askerler derhal en yakında bulunan revirlere ya da hastanelere sevk ediliyordu. Yaralı askerler tedavi olduktan sonra hala silah tutabiliyorlarsa taburlarına geri dönmek için doktorun taburcu diye rapor etmesi gerekiyordu. Yani doktor bu askerlere tabura dönebilirsiniz manasında taburcu diyordu. Asker tekrar taburuna dönüyor, daha sonra da savaşa kaldığı yerden devam ediyordu. İşte taburcu kelimesinin kökeni bu arkadaşlar. Taburcu kelimesi bizlere Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'ndan bir yadigar. Bu konuyla alakalı o zaman da kimler savaş vermiş, hangi okullar öğrencilerini savaşa göndermiş, savaş zamanında okullarda neler olmuş gibi sorulara yanıt bulabileceğiniz bir kitap önermek istiyorum. İsmail Çolak'ın yazdığı Okuldan Çanakkale'ye kitabı. Nesil Yayınları'ndan çıkan bu kitabın içinde daha birçok savaş öncesi Çanakkale ve savaş sonrası İstanbul hikayesi bulabilirsiniz. Sizin de merak ettiğiniz kelimeler varsa aşağıda yorumlar kısmında sorabilir, Instagram mesaj kısmından da mesaj atabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.